Gel ve Niye serisine hoş geldiniz. Bugün Mardin'i yiyoruz. Kız kıza gezelim bu gece. Ve gençler, şuradaki camilerin de şuradaki Konya dolmayan ağaçlarından da görebileceğiniz üzere Adana'ya artık elveda diyoruz. Bir sonraki şehrimize doğru gidiyoruz. Adana yemeklerinde beni şişirdin, bitirdin, gıdığın falan yani. 1'di, 2 oldu, 5 oldu, 10 oldu. 2 de oldu bu arada. Yine kesinlikle geleceğim. Sadece Adana'dan gitmeden önce sevmediğim iki şeyi bahsetmek istiyorum. Öncelikle sıcağı, manyak sıcak. İstanbul'da şu anda ben şu tarihte hoodie giyiyordum. Burada şırıl şırıl terliyorum. Güzel bir şey mi? Fena değil. Yazı tekrar yaşamak hoş ama deli sıcak abi. Bir de kime söylesem iyi gün de geldin sen şükrettiğine falan diyorlar. İkinci sevmediğim şey ise kesinlikle Adana'nın trafiği. Yani mesela görebilirsiniz abi, şu anda kırmızı değil mi ışıklar? Korna çalmaları için yeşil olmasına gerek yok. Karşı yaya yolu kırmızı olsun, başlıyorlar korna çalmaya. La 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 la. Ah kalbim, ben senden çok çektim. Kız kıza gezelim bu gece. Dışarısı buz gibi, lapa lapa kar var. Zaman akmıyor sanki, saatler durmuş. Kara sevda, kara sevda. La 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 la. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Aslında ben buraya sürpriz yapmak istiyorum çünkü herkes Adana'dan Antep'e geçeceğimi düşünüyor veya Mersin'e. Sonradan fark ettim ki YouTube'a başlık koyduğum zaman zaten sürpriz kalmıyor. Arkadaşlar görebilirsiniz, taşlı mimarisinden de anlayabileceğiniz üzere şu anda Mardin'de bir oteldeyim. Ve hemen otelimi göstermek istiyorum sizlere çünkü bayağı güzel bir otel. Öncelikle yatağımız çift kişilik ama ben yattığımda tek kişilik oluyor. Şurada Jix bir gece lambamız var. Şurada görebileceğiniz teli ben aslında sinek ısırmasın diye koydular sanıyordum da sanırım sadece süs. Ortada şöyle güzel bir sanatsal eserimiz var. Çalışan güzel bir klimamız var. Zaten görebilirsiniz abi, mimarisi efsane. Ve burası yetmiyormuşçasına şurada da bir tane odamız var. Bu tarafta da tek kişilik, ben yatınca yarım kişilik yatağımız mevcut. Sadece buranın ışığı birazcık daha böyle beyaz, mavimsi, içerisi böyle sarı olunca daha otantik, cool duruyor. Şu tarafta da görebilirsiniz banyomuz mevcut. Bu ben, bu tuvalet, bu ben. Bu tarafta da görebilirsiniz duşumuz mevcut abi. Gayet temiz, gayet otantik. Yani şöyle bir yerde bir gece kendi başıma konaklıyorum maalesef ama Mardin'de bir gece geçiriyor olacağız. Tek sıkıntı yani yaklaşık 6-7 saattir yolda olduğumuz için normalde gündüz vaktiyle burayı birazcık gezmek istiyordum ama maalesef görebilirsiniz güneş batmış vaziyette. Sabah vakti Mardin sokaklarında görüşürüz. Gençler şöyle güzel bir Mardin sabahından herkese günaydınlar. Çok fazla bağırmamaya çalışıyorum çünkü oteldeki diğer insanlar henüz uyuyor. Ama abi görebilirsiniz yapıtlarından da güzelliğinden de Mardin'deyiz. Buradan Barış Erdoğan'a selam göndermek istiyorum. Instagram'da çapan son hikayeyle Mardin'de olduğumu attıktan sonra zaten görebilirsiniz bütün damlar böyle yan yana abi Mardin'de. O yüzden kendisi bir parkurcu olarak çok seviyormuş Mardin'i. Tam böyle parkur yapmalık bir mekanmış. Bu arada kameram birazcık son günlerini yaşıyor. O yüzden umarım yani videonun sonuna kadar dayanır. Görebilirsiniz abi 7 saat yol ve bir gecenin ardından Mardin'de bir sabah. Bu otel aslında 2019 yılına kadar da yani gerçekten 4 yıl öncesine kadar konak olarak işlev görüyormuş. Hatta çok bağırmadan göstereyim abi. Şu üst odalar çiçek odası olarak geçen küçük kız çocukların kaldığı odalarmış. Bakın şurada bir tane mühür görebilirsiniz. Süleyman mührü olarak geçen. Özellikle tüm böyle damı görecek şekilde yapılıyor ki tüm her yeri nazardan korusun. Ve diğer odalarda inanın göstermek isterdim ama artık yavaş yavaş kahvaltıya doğru gidiyoruz. Aslında otelin çok güzel bir açık büfe kahvaltısı mevcutmuş. Hatta malzemeler tamamıyla böyle yakındaki köylerden getirildiği için taptaze bir şekilde burada yiyebiliyorsunuz abi. Ama velakin bizim kahvaltı yapacağımız yerse daha çok gerçekten böyle Mardin usulü. Oteldekiler sağ olsun bize birkaç yer önerdi. Ama tabii onun için çarşıya inmemiz gerekiyor. Ve onun için de yine şöyle Mardin güzel sokaklarından yürümemiz gerekiyor. Valla bol bol yemekli bir gün olacak abi. Gel ve Niye serisine hoş geldiniz. Bugün Mardin'i yiyoruz.
Gençler, Mardin'deki ilk kahvaltı yerimize gelmiş bulunmaktayız. Mekanın adı Tülay Lokantası ve buradaki haşlama en güzel haşlama olduğu söyleniyor. Evet, otelinizde diğer herkes gibi klasik bir büfeye, açık büfeye yiyebilirsiniz kahvaltı olarak. Ona lafım yok ama Mardin'e gelmişken Mardin usulü yiyeceğim derseniz de şöyle güzel mi güzel bir haşlama yiyin. Haşlamanın olayı kızartılmış etin tekrardan haşlanması. Tülay Lokantası bunu böyle köz ateşte yapıyormuş. O yüzden de ekstra güzel olduğu söyleniyor. Alıyoruz çatalımız kaşığımızı. Önce bir şöyle güzel mercimek çorbası abi. Sabah sabah mükemmel. Sonrasında da gel gelelim haşlama pirzolamıza. Şöyle hafif kemiğini ayıralım önce. Sonrasında da şöyle şu etli kısmı özellikle Allah bismillah diyerekten. Abi, abi Allah aşkına ya. Görüntüden ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama gerçekten yumuşacık et. Ama hiç öyle ağızda vıcık vıcık da olmuyor. Tadı desene zaten efsane mükemmel. Tam dozunda pişmiş. Hatta böyle çok abartmayacak şekilde ekmeğimizi de alıp şöyle et suyunun içine bir güzel de bandırıp abi. Yallah diyerek de 10 numara 5 yıldız 4 dörtlük bir yemek. Sadece bilginize eğer Tülay Lokantası'nda haşlama yemek istiyorsanız sabah 7-8 gibi gelmeniz gerekiyor. 10-11 gibi de zaten bitiyormuş burası. Valla sabah sabah et ağır olur mu diye düşünmüştüm, yalan yok. Ama gerçekten efsane bir şey. Gelin yiyin, yedirin. Bu arada hazır şöyle haşlamamı bitirip bir yandan da mercimek çorbasına geçerken Welcome to Hamza ile Google'da bulabileceğiniz bilgiler listesine. Her şeyden önce Mardin tarihi dokusu ve kültürel önemi nedeniyle UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almış. Farklı etnik grupların bir arada yaşadığı bir şehir olduğundan kültürel çeşitlilik ve hoşgörü önemli bir rol oynar ve bir o kadar da bu nedenle Mardin'de birden fazla dil konuşulur. Arapçasından, Süryanicesinden, Kürtçesinden farklı etnik gruplar arasında yaygın olarak kullanılan diller var. Hatta oteldeki arkadaşımız böyle Arapça konuşuyor ama nerenin Arapçasına benziyor dedim sizinki. Vallahi bizimki ortaya karışık. Süryanice de var, Kürtçe de var, Türkçe de var. Hepsini karıştırarak Arapçayı konuşuyoruz dediler. Çok sağ olun abi. Yalnız sanırım mercimek çorbasında da et suyu kullanıyor. Çünkü acayip tadı güzel. Abartsız hayatımda için en güzel mercimek çorbası olabilir. Hatta şöyle kaşıklamayı bırakacağım. Japon usulü abi yallah diyerekten. Afiyet, bal şeker olsun. Bu arada bakın görünüyor mu bilmiyorum ama yine Mardin'de klasik drone çekimi yapanlar var herhalde. Şimdi ufaktan bir sorunumuz var. Yani görebilirsiniz güzel mi güzel Mardin'i geziyoruz, sokaklarını yürüyoruz, ediyoruz ama henüz saat 10'a gelmemiş vaziyette ve daha yeni yeni mekanlar açılıyor. Özellikle bu turistler için açılan bu badem şekeri satan tarzı yerlerden olsun. Şu mavi şeyler nedir onu sormak istiyordum ben ama. Ve gençler birazcık yürüyeyim sokakları diyordum ama şöyle badem şekerlerin özellikle mavisini bol bol görünce dedim ki niye olmasın bir tane alayım. Yani Konyalı olarak badem şekerini hep yiyoruz ama mavisini ilk defa gördüm. Şöyle görebilirsiniz yarım kilo masmavi badem şekerleri. Yanlışım varsa düzelt ama buradaki esnaf abinin dediğine göre şu mavilik ağaç kökünden gelen bir renkmiş. Sanki bir kişi için biraz fazla aldım ama Allah diyerekten. Yani anam babam badem şekeri. Ama mavi olması birazcık yemesini de eğlenceli yapıyor. Belki hani Konyalı olmasam birazcık daha etkilenebilirdim ama tadı her zaman gibi badem şekeri. Güzel yani, gelirsiniz deneyin. Ha şöyle benim gibi yarım kilo almanıza gerek var mı? Bence yok. Zaten esnaflara gittiğiniz zaman böyle tadımlık veriyorlar. En azından deneyin, isterseniz eve böyle hediyelik götürebilirsiniz. Ki o da böyle henüz lokantalar değil yani. Turistler gelsin bir şeyler alsın falan filan diye onlar için açılan bu badem şekeri satılan yerler gibi yerler. Yalnız Türkçem efsane ya maşallah. Neyse o yüzden henüz yiyebileceğim bir yemek yok. Yemek istiyorum. Yemek istiyorum, yiyecek bir yer yok. Ve abi nereye bakarsam bakayım en erken açılan yer bile 1-1.5 saat sonra. O yüzden diyorum ki bu 1 saati böyle boş boş gezmektense ufaktan hafif merkeze yürüme mesafesi park ettiğimiz arabamıza gelelim. Ya o değil, bu arabayı park etmek de var ya yemin ederim ayrı bir dersti. Gerizekalı Google Maps dün şuradan arabayı buraya kadar getirdi, otele doğru giden yol diye abi şurada durdurdu arabayı. Hatta ondan sonra şuradan keskin sola dön diyor. Abi ben arabayla buraya nereye sola dön? Ve yani öyle usta sürücü falan da değilim. Şu dar sokağa böyle geldin, ondan sonra bir de böyle geri gittim. Neyse ki Allah'tan burada birkaç insan yardım etti. Sağ ileri geri sol falan filan arabayı çıkarabildik. Nevi iyi oldu çünkü otele 5 dakika yürüme mesafesinde ve o merkezin kargaşasından uzak bir yere arabayı park edebildim. Ama vallahi diyorum anam ağladı şu daracık yoldan arabayı çıkaracağım diye. Bu arada şöyle tekrardan size güzel bir Mardin manzarası. Biraz da şöyle Hamza manzarası. Ve ne diyorduk abi? 1 saat boş boş lokantaların açılmasını beklemektense biz gidelim o lokantaya. Meşhur mu meşhur bir pizzacısı varmış. Bunu sanırım zaten buraya gelen herkes çekmiş bu arada. O yüzden böyle anormal bilinmedik bir şey değil. Ama T İtalya
yaylalara gidip orada böyle gerçekten ödül alıp bol bol tekrardan köyüne Mardin'e dönüp sıfırdan pizza dükkanı taşları böyle tek tek dizerek inşa eden bir abimiz varmış. Şimdi onun yanına gidiyoruz abi, yaklaşık 1 saatlik Mardin'de araba yolculuğu. Neyse abi, kamera koyuyorum, 1 saat sonra görüşürüz. Ya abi bak, anlamıyorum. Mesela şurada tamam mı, yol inşaatı yapılıyor. Şu tarafta inşaat yapılıyor. Ama bütün arabaları şu ana yola koydukları için yolu kapatmışlar. Herkes buradan geri gidiyor. Şimdi ben nasıl gideceğim buradan yani? Yolu biliyor muyum bilmiyorum. Hiç yok bilmiyorum. Yemin ederim Mardin'de araba sürmek kadar işkence bir şey yok ya. Sanırım arabanın önünü çok pis vurdum ya. Oh! Oğlum vallahi inip laf etsem dayak yer miyim acaba? Gül ki sevgilim, gül ki gözlerim, solmasın sedem aşk çiçeği. 1 hour later. Ve çok şükür müşkür, yaklaşık 1 saat 17 dakikalık yolculuğun ardından yemin ediyorum Dağtaş Dere Tepe geldik. Hala gidiyoruz. Hala 15 dakika 20 dakika var gösteriyor. Umarım değer yani gittiğimize. Tırtırın diyerek de meşhur mu meşhur Kafros Pizza'ya geldik. Bu arada görebileceğiniz üzere 11'de açılıyor, 7'de bitiyor, pazar günleri kapalı. Hani eğer ola ki 1 saat yol gelecekseniz en azından açıkken gelmeye çalışın. Gençler, yaklaşık 1 saat yol geldiğimiz güzel mi güzel Kafros Pizza ihtimalle elimizde. Şöyle güzel mi güzel soslarımız var. İçecek olarak da yine güzel mi güzel köy usulü bir ayran. Ve bu tarafta da tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama tavuklu pizzamız var. Böyle hemen ufak bir dilim almak istiyorum abi, yallah bismillah diyerek de. Şöyle şu sostan da hafif alalım. Şöyle üstüne dökelim abi bir güzel. Oh oh. İşte şöyle yayalım. Ve yallah bismillah diyerek de şöyle güzel pizzamızla. Oğlum efsane lan. İtalya'ya gitti, bazı mekanlardaki pizza yine de beğenmemiş biri olarak söylüyorum. Vallahi hamurun güzelliği, inceliği, bir o kadar da peynirin üstündeki malzemelerin böyle hakikaten doğal ürün olması 10 numara 5 yıldız. Bir de kesinlikle şu yanına getirdikleri güzel soslardan dökün, ekstra güzelleştiriyor. Yanında da şöyle köy usulü bir ayran. Vallahi 10 numara 5 yıldız ya. Yani Mardin'e gelirken açıkça söyleyeyim, hiç böyle pizza yemeye gelmemiştim. Yani anam babam et yerim diye düşünüyordum. Orada et, burada et, şurada kaburga, burada ciğer. Ama gençler şöyle bir pizza hiç de fena olmuyor Mardin'de. Gelirseniz kesinlikle uğrayın. Ve bu Midyat'ın aslında olayı, yıllar önce burayı insanlar terk etmek zorunda kalmış buradaki Süryaniler. Ama daha sonrasında tekrardan yurt dışından buraya gelmişler ayaklandırma kadar. Yaklaşık 10-15 tane han var burada Villams tarzında. Bir saniye müsaadenizle bir ısırayım. Müsaadenizle bir ısırık da alayım. Oğlum yemin ediyorum bayağı başarılı ya. Burayı kuran abi de aynı şekilde burayı ayaklandıranlardan bir tanesi. Yurt dışında bayağı yaşamış, İsviçre'de, Almanya'da, işte İtalya'da, orada burada. Orada işte hatta ödüller alıp pizzasıyla buraya gelip pizzacıyı kurmuş. Ben yine şu anda köşedeyim yani, biraz video çekeceğim diye uzağa oturdum ama şu üst tarafta bayağı oturacak bölge var. Şu andan dolu. Ben yine diyorum ama 1 saat yol girip burada sıra oluyorlar. İsim boş yere isim olmamış. Oh, bu sefer şöyle kırmızı bir sos deneyeceğim. Yani şöyle alıyoruz bolcana. Acı lan. Sos acıymış. Yeşil olan daha iyi. Ve çok şükür bir şükür pizzamızı yedik. Bu arada arkadan da görebilirsiniz abi, bayağı bir sıra oluyor. Yine direkt açılır açılmaz gelmiş olmama rağmen bak arkada görebilirsiniz. İnsanlar full arabalarını park etmiş buraya gelmek için. Şimdi ben pizzacıdan çıktım ama acayip paletim var. O yüzden bir pizzacıya geri döneceğim. Ve şöyle ikinci kez aynı dükkandan çıkarak bu sefer artık Mardin'e doğru dönüyoruz. Diyorum ki bir sonraki mekanı yemek yapmak yerine Mardin'in meşhur medreselerinden bir tanesi olan Kasımiye Medresesi hakkında sizlere birkaç bilgi vereyim. Öncelikle bu medrese 14. 15. yüzyıllar arasında Artuklular döneminde yapımına başlanmış. Medreseyi meşhur kılan şeylerden bir tanesi ise şurada görebileceğiniz musluk abi. Tamamıyla bir insanın hayatını gösteriyor. Musluktan akan su anne rahminden doğan insan. Daha sonrasında bebeklik, çocukluk, şöyle uzun bir gençlik. Gençliğin ardından yaşlılık. Daha sonrasında da suyun döküldüğü yere mahşer deniyor. Zaten havuzun adı da mahşer.
havuzu. Tabii bunun dışında da bilmemiz gereken bilgiler arasında sıcak suyun soğuk sudan daha hızlı donduğu, Mona Lisa'nın aslında kaşlarının olmadığı, karıncaların sürü halinde ailecek her 12 saatte bir 8 dakika mola verdiklerini, dünyada en yaygın isimlerden biri 150 milyon erkeğin kullanmasıyla birlikte Muhammed oldu. Eğer ay direkt tepenizde olursa 100 kiloysanız yaklaşık 0.48 kilo daha hafif tartacağınızı, develerin kum fırtınasından kendilerini korumak için 3 tane göz kapağının olduğu ve kadınların ortalama erkeklere göre yaklaşık 2 kat daha fazla gözünü kırptığı bilgilerini sizlere aktarmak istiyorum. Bu bilgileri ne yaparsanız size kalmış. YouTube kanalı illa Mardin'de yine Mardin bilgisi vereceğim diye bir şey yok. Bravo! Merhaba, memnun olduk. Merhabalar. Sizi Japonya'dan beri izliyoruz ya. Tamam, teşekkür ederim. Tabii verdiğim bilgiler kadar gerçekten medrese çok güzel. Yani 15 lira giriş ücreti, gelip görebilirsiniz abi. Tabii saçmalıklarımız bir yana, günümüzün en büyük dersi ise herkesin bir gün bu havuzun bir parçası olacağı. Bu yüzden de o gün gelene kadar mümkün mertebe hayatımızı dolu dolu, anlamlı ve keşkesiz yaşamaya çalışalım. İsmin ne? Hamit. Memnun oldum Hamza. Görüşürüz. Eyvallah. İyi günler. Ve artık yemek turumuza hazırlanıyoruz. Zaten akşam oldu, etler pişti, yemekleri yiyeceğiz. Sadece kaldığım bu konak hakkında bir tane daha bilgi vermek istiyorum. O da benim bu gece konaklayacağım bu oda hakkında abi. Görebilirsiniz, normalde kapıların boyutu şu şekilde olmasına rağmen benim kaldığım odanın kapı boyutu şu şekilde. Hatta şöyle kıyaslayayım diye kapının yanında duruyorum abi. Görebilirsiniz, baya baya bel hizama gelen minnak bir kapı. Peki bunun sebebi ne derseniz de, burası konak olarak kullanıldığı zamanlarda anne ve babanın kaldığı odaymış. E tabi anne ve babaya saygı duymak önemli. Şöyle selamünaleyküm diye girdiğiniz zaman görebilirsiniz, eğilmeniz gerekiyor. Ve bu da zorunlu olarak artık burada yaşayan anne ve babaya böyle saygı niyetine eğiltirmek için, eğilsinler diye yapılan bir kapıymış. Neyse, bu bilgiyi verdiğimize göre tekrardan şu Mardin'in dar dar sokaklarından yürüyerek iniyoruz abi çarşıya doğru. Bu arada görebilirsiniz, altıma şöyle güzel mi güzel eşofman giydim. Normal pantolon giydim de çünkü özellikle yemek videolarında geberiyor. En azından eşofman estetiği için iyi geliyor yani, tavsiye ederim. Çok yemek yiyeceğiniz günlerde eşofman giyin. Ve gerçekten ilk durağımız çarşının ortasında olan Öz Yasemin pidecisi. Nedirdırın diyerekten akşam yemeğimizin ilk durağı olan lahmacun ve sembuseyi yiyor olacağız. Lahmacun zaten hepiniz biliyorsunuzdur ama özellikle Öz Yasemin pidenin lahmacunun çok güzel olduğu söylendiği için, bir yanda da buranın böyle Mardin yemeklerinden biri olan kapalı lahmacun gibi, yine içi kıyma ama dışı böyle kapalı şeklinde birer tane böyle yiyor olacağız abi. Afiyet bal şeker olsun öncelikle. Şurada abilerimiz hunharca pişiriyor, görebilirsiniz. Arda arda lahmacunlar çıkıyor. Sembusekin içi aynı değil, ayrıdır. Lahmacun nedir, sembusek nedir? Mesela bunun soğanı azdır. Ve sembuseyim mi? Evet. Domates az dişi vardır, eti fazladır. Afiyet olsun. Nasıl? Valla 10 numara 5 yıldız ya, yemin ederim. Pidesi gerçekten çok ince. İçindeki o kıymanın yoğunluğu ve tadı, baharatı ise acayip çok. Oo, yemin ediyorum mükemmel. Yanına da yine burada yapılmış güzel bir ayran. Gelelim sırada lahmacunumuza. Bunu da şöyle ezmeyi birazcık lahmacuna koyalım abi. Böyle yeşilliğimize bir güzel limonumuzu sıkalım abi. Ve en sonunda şöyle güzelce katlayarak da Mardin'deki en güzel lahmacun olarak iddia edilen Öz Yasemin pide lahmacunu. Direkt o kısırdan dişiniz geçtiği zaman yayılıyor yani o ağzın, o sulusun, kıyma, domates, her şey. Sembusek çok güzel, yalan yok ama eğer ola ki buraya gelirseniz bence lahmacunu kesinlikle deneyin. Ve ben lahmacunumu bitirene kadar şurada arkada görebilirsiniz abi, sıra bile oluşmaya başladı. Gerçekten yani lahmacun o kadar ünlü ve güzel ki, daha doğrusu güzel olduğu için ünlü zaten. Karnınızı burada doyurun demiyorum ama bir tane lahmacun en azından böyle akşam yemeği öncesi atıştırmalık olarak gömebilirsiniz. Thank you.
pembe, mavisi de şaşırırken yeşili, turuncu, pembe, sarısı hepsi varmış ha badem şekeri. Ve gençler, güneşin artık batmasıyla, havanın serinlemesiyle de birlikte canlanan çarşıyı görebilirsiniz. Buradan aşağı doğru indiğimiz yerde de bir sonraki yemek yiyeceğiniz mekan olan meşhur mu meşhur Dobo restoranı, D-O-B-O-O diye geçiyor. Buranın en güzel tarafı abi, yemekleri zaten güzelmiş. Burası böyle bir Süryani restoran ve yemeklerin mükemmel olduğu söyleniyor. Ama şu arkamda görebilirsiniz, güzel mi güzel teras var. Terastan görebileceğiniz manzaraysa tabii masada yemek olduğunda çok daha güzel bir manzara olacak. Ama şöyle gün batımıyla birlikte Mardin'i seyredebiliyorsunuz abi. Çok sessiz, çok sakin. Her zamanki ben gibi böyle bas bas bağıramam. Ama geri kalan yemeklerimizin tamamını bu restoranda yiyor olacağız bilginize. Böyle bir iki tane yemek olmayacak. Sipariş vereyim mi? Şimdi listem var ama buranın diliyle söylemeye çalışacağım. Bir tane normal kaburga dolması. Bir tane irof. Bir tane ıhbeyte. İkbeyte. Bebet. İkbebet. Evet. İkbebet. Bir tane kibbe. Kibbe, evet. Kibbe ne? Hangisi? Ha, tamam, ondan. One hour later. Özel sembüsek ister misiniz? Ondan da bir adet olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tabii tanımıyorlar Japon amca, şimdi herkes görecek. Yeminden bütün menü aldık abi. Yalnız golden hour mı ne yani? Güneşten birlikte şunu açıp vurmayacağım ama. Neyse şükür. Arkada şu anda tartışıyorlar gerçekten yiyecek mi yemeyecek mi diye. Neyse gençler, valla yemeğin dibine vuracağız bugün. O yüzden hazırlıklı olun. Menüdeki hepsine şöyle azar azar dizdik masaya. Hatta hiç vakit kaybetmeden abi tanıtmaya başlayayım çünkü anca akşama biter gibi duruyor. Bu arada dipnot, şunlar normalde mesela 3'erli 3'erli geliyor abi. Şundan mesela 2-3 tane geliyor falan servis başı. Ben sadece hepsini bitirebilmek için yarımşar azar porsiyon aldım. Sadece şunu anam babam full porsiyon aldık. Yiyeceğiz sonuna kadar. Başlayalım Mardin yemeği. Şimdi ilk yemeğimiz şöyle kaburga dolması olarak geçen. Altta baharatlı pilav, üstünde ise 8 saat kısık ateşte pişirilmiş et. Bunu böyle kuru kuru yemek yerine üstüne şöyle et suyu dökebiliyorsunuz. Hafiften güzelce bolca döküyoruz abi. Şöyle bu sefer kaşıkla, suyuyla, pilavıyla, etiyle hepsini tek sefer ağzımıza atalım. Vallahi diyecek hiçbir şey yok. Efsane. Eti bu arada kendi başına çok güzel ama bir tık kuru kalabiliyor. Et suyunun üstüne döktüğünüz zaman 10 numara 5 yıldız. Gerçek anlamda yediğim en güzel yemeklerden biri herhalde Mardin'de. Üstüne de şöyle Dobo şerbeti olarak. Geçen buranın özel şerbetini içiyoruz. Nasıl biliyor musun? Böyle vişneli kuşburnu suyu gibi. Bir sonraki yemeğimiz alıcıya dedikleri, böyle ne sulu ne katı güzel bir yemek. Bu ayrıca internette yeşil erikli Mardin'in yöresel yemeği olarak geçiyor. Mardin acayip bağırıyorum ya. Herkes çok elit elit etrafta sessiz sessiz diyor. Ben burada bas bas bağıra bağıra hapur şapur şapur şapur. Neyse. Abi eğer ekşi yemek seviyorsanız, böyle ekşi sulu yemekleri seviyorsanız 10 numara 5 yıldız. Abi beklediğimden çok da bunu beğenmem diye sanıyordum. Ne yalan söyleyeyim ya. Erik merik deyince çok da yer miyim bilmiyordum diyordum. Ama büyük ihtimalle kaburga dolmasından daha güzel geliyor şu an. O kadar dozunda sulu ve ekşi ki. Hani o et yerkenki ağırlık asla yok. Gün boyu, gece boyu yiyebileceğiniz bir yemek. Hatta sadece şöyle suyundan bile içseniz. Oh mükemmel ya. Tabii üstüne hemen bir Dobo şerbeti. Ve gel gelelim bir sonraki yemeğimize. Öncelikle az önce de yediğimiz sembusek, bunu tekrardan Dobo restoranda da yemek istedim. Az önce abimizin de söylediği gibi lahmacunla kıyaslayın birazcık daha domates, soğanı az, kıyması bol. Ve tabii hemen şöyle bir Dobo şerbeti. Ve geçelim bir sonraki yemeklerimiz olan içli köftelere. Biri kızartılmış, diğeri haşlanmış. Buna iroh, buna da ıhbebeyt deniyor imiş. Önce şöyle ıhbebeytle başlayalım. Abi ya benim anam çok sever böyle içli köfteleri. Keşke burada olsaydın anneciğim. Böyle içi bol bol kıymalı. Diğeri ise şöyle kızartılmış ırok. Bu birazcık da sanırım bizim normal yediğimiz içli köfteye benziyor. Sadece birazcık daha şekli farklı. Vallahi yine içi dop dolu kıyma. Dürüst olayım, ben kızartılmışı daha çok sevdim ama eğer böyle kızarma yemek istemiyorsanız haşlanmış da mükemmel. Ve yine bir sonraki yemeğimiz olan işkembe dolmasına gelelim. Bu herhalde aralarında böyle en dedirtecek olan yemek. Şöyle dışı yumuşacık, deri gibi vıcık vıcık. Şöyle ipleri de görebilirsiniz, bağlamışlar abi dolmayı. İçi de görebilirsiniz, dolma pirinciyle doldurulmuş. İpini çekiyor muyuz, çekmiyor muyuz onu anlayamadım ama direkt gömeceğim ben ya Allah diyerek de. Neyse bunu bir kenara koyuyorum. Bir Dobo şerbetimizi içiyorum.
Ve bugün menüdeki son yemeğimiz olan şu etli zeytinyağlı yaprak sarmamız. Bu buraya özgü mü bilmiyorum ama buraya gelirsen kesin ya Doppo'da bir tane şundan ye dediler. Afiyet olsun, bal şeker olsun. Valla ben yaprak sarması gerçekten çok sevdiğim için direkt açık ara en sevdiğim bu oldu ama Aluçya kesinlikle bundan sonra bir numara. Ve yine şöyle kaburgada olması da mükemmel. Bu arada yine gün batımından sonra güzel bir Mardin manzarasıyla birlikte artık geri kalan yemeklerimizi bitiriyoruz. Mardin'in en azından tuzlu olarak son yemeklerini yiyoruz. Afiyet, bal şeker olsun. Diyerekten yedik doymadık, daha fazla yedik, ay gibi yedik, hayvan gibi yedik, eşek gibi yedik ve yemeye devam ettik. Ve günün sonunda doyduk mu? Evet doyduk. Sadece geceyi bitirmeden önce şurada da zaten yazıyor abi, hariri kahvesinde güzel mi güzel hariri yiyeceğiz. Buranın yöresel pekmek tatlısı olarak geçen pekmez, un, su ve tarçınla pişirilen bir tatlıymış. Alıyoruz tatlımızı, alıyoruz kaşığımızı. Böyle yallah diyerekten üstündeki ceviziyle birlikte. Öncelikle beklediğimden çok daha akışkan bir tatlı. Ben daha böyle helva gibi olacak diye bekliyordum. Tadına daha çok un helvasına benziyordur diye düşünüyordum ama çok daha böyle pekmez tadı var yani. O ekşi pekmezimsi bir tat var. Güzel mi? Bence çok güzel. Yanında da şöyle şerbet getiriyorlar abi. Oh, what's this sherbet man? Oh my god. What's this bro? Is this grape sherbet? Sağ olun. Eyvallah. Bro, like the more you eat, the better it gets, man. Like, what the frick? Oh wow, it's actually very good. Like my first impression was, is it good? Like it's good, but it's not like, oh my god, kind of good. But like the more you eat, the more it's like, wow, this is actually pretty fucking awesome. Bayağı güzel lan. Şey değil mi? Oh my fucking god yani. Bayağı güzel. Oha. Abartısız söylüyorum. 30'dan fazla ülke gezmiş, yüzlerce de şehir gezmiş biri olarak yemin ederim size bugüne kadar içtiğim en güzel kahve. Oha. Ne ağır, ne hafif, ne tatlı, ne acı. Arkadaşlar, normalde kahve için başka bir yerlere gitmeyi düşünüyordum bu arada. Yalan yok. Burada bazı kafelerde böyle canlı müzik falan var. Bir bakışı canlar yapar. Hani onu da göstereyim diyecektim ama abi bu kahvenin yeri gerçekten bambaşka. Oh my god man, like this coffee is actually the best in the world. Like what the frick? At first I was like, huh, am I actually drinking this beautiful, magnificent, stunning coffee? But then I realized that I am actually drinking this coffee. Like, wow. I couldn't believe it was real at first. But like the more you drink, the more you feel like, oh, okay. So I'm drinking this. Yeah, it's good. It's actually good the third time I drink, the fourth time I drink. Every sip I take, it gets way better. Arkadaşlar birazcık zor nefes alıyorum, zor konuşuyorum. Yemin ederim uzun zamandır bu kadar çok yemek yememiştim. Yemin ederim tam nefes alamıyorum var ya. Ama. Sıktıysam hakkınızı helal edin. Umarım Mardin'i azıcık da olsa ucundan gösterebilmişimdir. Lezzetlerini tattırabilmişimdir sizlere de. Eğer bir cümleyle şöyle Mardin'i özetleyecek olsaydım bu arada, bakışları sert, kalpleri yumuşak gerçekten buradaki insanların. O yüzden birisi böyle kaşları çatık, sert bir bakışla ne haber falan filan, merhaba şu bu derse hiç çekinmeyin, hiç korkmayın. Direkt yani selam verin. Zaten 2-3 muhabbetten sonra gerçekten insanların yüzleri burada hep gülüyor. Bu arada kaldığım oteli de kapatmadan teşekkür etmek istiyorum. Hem sağ olsunlar böyle güzel bir deneyim sağladıkları için, hem de buradaki ikinci gecemiz sağ olsunlar dediler ki hiç ödemene gerek yok bizden bu gece. Şöyle minik kapımızdan da geçelim. Yani gerçekten sadece içinde kalan tek bir şey var. O da yine böyle güzel bir deneyim. Mardin'i yani Mardin gibi bir şehri maalesef ki tek başıma gezmiş olmam. Ama yine de iyi ki geldim. İyi ki daha fazla ertelemedim. Çünkü yalan yok, 3 yıldır erteliyordum ben Mardin'i. Hep birisiyle gideriz, gidecek kimse olmadı. 2023'ün geri kalanı ve bundan sonraki hayatımda da artık bunu yani motto edindim. Asla bir
bir şey yapabiliyorsam yapacağım, ertelemeyeceğim. Birisiyle tekrardan Mardin'e gelecek olursam da yine geleceğim. İlla bir yere bir kere gideceksin diye bir şey yok abi. Ya hep böyle fokuslamışım. Bir ülkeye, bir şehre bir kere gidebilirim diye. Zaten amacım ve umarım yani amacımız istediğimiz zaman, istediğimiz yere, istediğimiz insanları gidecek, o özgürlüğü bir gün kazanabilmek. Tekrardan sıkıysam hakkınızı helaldi. Mardin mükemmeldi. Mardin çok lezzetliydi. Hatta şöyle yine damımızdan arkada Mardin Kalesi, arkamda da Mardin'in kendisi. Bu videoyu bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sayonara. Gül ki sevgilim, gül ki sesli namelerim. Hadi gel.